Diğer bir soru, güreş yapmak sünnettir diyorlar. Bunun bir delili var mıdır diye başka bir kardeşimiz sormuş. Şimdi güreş yapmak sünnettir derken Peygamber aleyhissalatü vesselamın teşvik ettiği güreş yapın veyahut da teşriye maksatlı, ibadet maksadıyla yapmış olduğu bir şey değildir. Sadece işte Ebu Davud'da, Tirmizi'de bununla ilgili rivayetler var, Rükane var. Onunla birlikte Peygamber aleyhissalatü vesselam güreş yapmış ve sara'ahu, onu yenmiş. Dolayısıyla hatta Rükane ondan sonra diyor ki ma melektu şey'en ba'dema vada'tu cembi alel arz. Yani o kadar güçlüydü ki o Peygamber aleyhissalatü vesselamın güreş yaptığı kişi iman etmiyordu. Efendimiz'e dedi ki Ona dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seninle güreş yapsam ve seni yensem bu senin adına bir mucize olarak geçerli olur mu? İman eder misin? Ederim dedi. Güreş yaptılar, yendi onu. İnanamadı yani. Hatta o rivayetin sonunda diyor ki sırtımı yere koyduktan sonra yani hiçbir şeye malik olmadığımı, hiçbir şeye gücümün yetmediğini anladım diyor. Fakat ondan sonra tabii ki bu sihirbazdır vesaire, sihirle beni yendi gibi ifadeler kullanmış. Bunlar naklediliyor. Bununla ilgili İmam Suyuti El-Musara'a ile'l-Musara'a, El-Musara'a ile'l-Musara'a diye bir eseri var. Bu rivayetleri toplamış. O açıdan Peygamber aleyhissalatü vesselama iktidaen güreş yapılabilir. Düşmana güç göstermek için, güçlü olduğumuzu göstermek için yapılırsa güzel olur. Ama bunun dışında karşı taraftakini sırf yenmek için riya maksadıyla, lehiv maksadıyla yapmak uygun değildir. Bunu da belirtmekte fayda var.